Merhabalar, ben Kötü İskötü ve Kasa Efsun'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Bir an kasa diyecektim. Hey, kasa deyip duracaktım. Ve bölüm arası yaptığım bir şey şu ağaç tarlası. Bu üstteki çitler nedir diye soracak olursanız bunların bu oak ağaçlarının en büyük boya ulaşmasını engelliyor. Ki bu önemli bir sıkıntımız. Bir adet sapling düştü. Abi sen ne? Seni buraya geri koyacaktık. Evet, böyle bir ağaç tarlamız var. Bunun sıra... Ayş. Kırıldı. Glitch gitti. Neyse. Oysa da burada gördüğünüz gibi bunlar birikiyor. Senden bir kılıç yapacağım. Evet. Şimdi bana stick lazım. Tamamdır, güzel bir o şartlısı da var, mis. Güzel bir silah oldu. Sen looting veren bir malzememiz var mesela. Earth Shard da bakayım. Hayır, herhangi bir enchant vermiyor. Order'a bakacağım. Silk Touch veriyor. Kılıca da silk touch veriyor. Entropy. Kılıca hiçbir şey vermiyor. Water. Fortune 3, looting 3. Evet. O zaman bir tane de senden kılıç yapıyorum ben. What ha? Bakalım ne kadar? 4 tane düştü. Bir de bir şey deneyeceğim. Bundan hammer yapıp maden kazmayı. Eğer işe yararsa hoş şeyler olacak. Altı tane sen. Bir adet stick. Tamamdır. Tabii ki de önemli bir madenimiz olan copper. Tamam, 17. 2 5 Evet, herhangi bir kazanç sağlamadı. Buradan da sağlamıyor. Evet, herhangi bir geliriniz yok bunlardan.
bir yandan gidip ben kum toplasam güzel de olur. Yakınlarda kum kaynağı var. Olsa bayağı bir var da. Şu çok daha yakın. Neyse. Kum lazım şu an bana sadece. Şuna, şurada kuartzlarım. Kazacağım bir ara onları. Epatiten riskisi gireceğimiz zaman zaten onlara ihtiyacımız olacak. Great Tech'in kuartzları bu arada. Great Tech her şey için maden ekliyor. Osmium falan da ekliyor bu arada. Yani diyor ki beni her hangi modda oynamak istersen iste, ben onun için maden sunuyorum. Onun madenlerini kapayabilirsin. Eğer zorlaştırmak istiyorsan işi. Ki ben de Epitenergis tüm modlar konusunda buna uydum. Tüm World jenerasyonunda Great Tech'in World jenerasyonu dışında hiçbir şey, daha sonra Or jenerasyonu dışında hiçbir şey açık değil. Hiçbir şey. Bir tek Emerald var. Köşede duran. Onu da nedense Greg üstüne almamış. İlginç. Gerek duymamış olabilir. Vanilla orlardan dünya üzerinde hala var olan bir tek o var. Bakalım ne kadar toplamışım. 2 stack. Bir 2 stack daha toplayayım. O esnada da gevezeliğe devam. Bu arada soru cevap videosuna umarım güzel sorularınızı sormuşsunuzdur. Soru cevap videosu bu yayınlandıktan sonra yayınlanacak bu arada muhtemelen. Evet, bu yayınlandıktan sonra yayınlanacak. Arada başka videolar gelecek. Bunun yanı sıra umarım şu an diğer yayınladığım serileri de seviyorsunuzdur. Ve yakında tüm düzenimi bir oturttuğum takdirde bir yayın takvimi yapacağım. Yani yayın takviminden kasıt şu günler şu video ve şu günler şu serinin videosu gelecek diye bir video takvimi. Mesela çarşamba kasa Efsun gibi mesela. Cuma kömonu. Kömonları da bir düzene sok. Kömonlar da gelecek hani sık sık. Kömonlar az beğen oluyor hani, üzülüyorum ama olsun hani, kömonlar güzel, ben seviyorum kömonu yapmayı. Heh, gel. Gel ağzına sıçtığımın Ender'ı. Nereye kayboldu bu sinir bozucu şey? Ah, diğer kılıçla öldürecektim. Hala yaşıyor mu? Yoksa sadece yankı mı? Evet, iyisin, ben her daim yanında bir adet son darbe kılıcı olarak Water Sword taşıyayım. Güzel bir son darbe kılıcı olur kendisinden. Ve sizleri de toplayalım hemen. Evet. Yay, gel bakalım. Tamamdır. Şunlar olurken ben de Coke Oven.
Şu şekilde diziyorum ben kol kolumları. Bir buraya şekillen. Ha, tam şekillendi. İkincisi de buraya gelecek şekilde. Hadi bakalım. Gazıyoruz. Her zamanki gibi alışkanlık olarak kol kolumu 1, 2, 3, 4. Tamam, kumlarımız tam 4 tane yapacak kadar kalmış zaten. Harika. Kısacası tam yeterli sayıda kum toplamışım. Evet. Kömürüm olmadığını hesaba katarsak. Odun. Kullanacağım şimdilik. Bu sayede hem çarkol hem de sen ve sen. Evet, kömür sıkıntısı. Neyse onu da... Ha dur. Tamamdır. Hallettik. Evet, hiçbir yaratıkla dövüşmeye niyetim yok. O yüzden de... Sleepy, sleepy, sleep. Ardından biraz odun. Ardından biraz destere ve stick. Aa, pardon, odun lazım direkt sadece değil mi? Bunlardan craft etmeyeli bayağı oluyor. Evet. 3 tane bundan. Şimdi gelelim. Şu arkadaşlara. Senin önde bir tane spotun var. Onun dışında yok. Neden kırıyorsun diye soracak olursanız bir yandan kendi odunların içinde. Çünkü odunları ya odunları da güzel bir sticky resin veriyor. Sticky resin IC2 ve doğal olarak şu an Gregtek için inanılmaz derecede değerli bir şey. Hayati bir şey hatta. Çünkü kauçuk elde ediyoruz onun sayesinde. Kauçuktan da zibilyon farklı şey. Zibilyon kısmına dikkat çekmek isterim. Evet ve sen de gel. Gel. Bakalım başka var mı? Yok. O zaman
sen de kırılabilirsin artık. Tamamdır. Ardından rubber ağaçlarımız. Dur. Önce sizi bir dizelim. Sen şuraya, sen şuraya, sen de şuraya. Ve açlık. Yay. Evet, bu büyümeye çalışmış. Bu iki arkadaş aynı anda büyümüş. Bu üç arkadaş da beraber büyümüşler galiba. La. Tamamdır. Siz de gelin şöyle. Balta gel. Kısacası bu arkadaş böyle güzel bir ya, bu ağaç tarlası yöntemi bayağı güzel, verimli bir ağaç tarlasıdır bu arada, onu söyleyeyim. Zaten gördüğünüz üzere rubber ağacı var mı? Yok. Tamamdır. Ardından siz şöyle gelin. Siz de şöyle gelin. Stone odun. Böyle. Odun. Rubber. Tamamdır. Anlat sen. Bunlar burada. Güvenli bir biçimde. Siz de burada. Kardeş kardeş pişiyorsunuz. Şimdi benim yapmam gereken şey, İlk olarak bu arada boiler steel'im olduğuna göre high pressure coal boiler kullanacağım. Steel. Beş tane bir dur, sen siz gelin. Ardından da beş tane plate. Sonrasında bir tane de furnace. Evet. Bu arkadaş için köşeye bir adet. Sınırsız su kaynağı.
Ve kendisini de şuraya tıkıyoruz. Şuraya başka akranları da gelir. Yakında. Ve kendisini itinayla suyla dolduruyoruz. Unutmayın, bunları sakın ama sakın su olmadan çalıştırmayın. Yoksa Railcraft boilerlarıyla olan şeyin aynısı bunlara da olur. Bum. Patlar. Evet. Gel gelelim sırada. Yapacağımız ilk makineye. Steam makinelere gelelim. Steam Accelerator yapamıyoruz. Steam Forge'ı yapmayalım. Evet. Şu ikisini yapacağız. Steam Compressor ve Steam Alloy Smelter. Alloy Smelter için bu, kompresör için de bunlar gerek. Öncelikle iki tane fırınımı ben yapayım. 1, 2. Ardından da asıl dur. Seni bir yandan çalışmaya da bırakalım. Isı üret. Çünkü şu an ısı biriktirmesi çok işimize yarayan bir şey. Benim şu an bayağı bir stack şuna ihtiyacım olacak. Evet. Ardından da ve wrench crafting zamanı. Evet, 18 tane şu borudan craft ettik. Ve kendimize bir tane daha hammer yapalım. Şimdi senin için eksik olan bir şey yok. Ama yine de bu yöntemle yapılmıyorsun. Çünkü manyak. Evet. Kendisini şöyle koyalım, ancak dikkat ettiyseniz eğer arkasında bir tane delik var. O delik herhangi bir giriş falan deliği değil. O delik çıkış deliği. Egzoz çıkışı. Çünkü bu buharla çalışıyor. Wrench'le alıp şu orta noktaya tıkladığınız takdirde bunu yukarı taşırsınız. Egzoz çıkışını bu sayede yukarı almış oluyoruz. Evet. Ve senin steam çıkışını da şu boruyla, bronz boru, buna taşıyoruz. Evet, devam edelim. Steam kompresör. Çekiç mi gerekiyordu? Evet, çekiç. Ardından bize odun. İki redstone. Bu arada piston için iron gerekiyor. Direkt iron gerekiyormuş. Tamam, düz iron. İki iron ve bolca cobblestone. Yay. Şimdi gelin bakalım. Evet, steam kompresör. Şimdi birazdan size bu makinelerin ne olduğunu açıklayacağım. Şimdi gel ve seni de aynı şekilde yukarı döndürelim. Wrench'im nerede benim? Evet, yukarı döndürdük. Ya aslında şu yöne yapacaktım ya. Neyse, aşağı inişi buradan yaparım. Şu şöyle devam etsin. Evet, bu çalışıyor. Güzel, düzenli steam üretiyor. Peki, kompresör bana ne için lazım?
kompresörün resimlerine bakacak olursak gördüğünüz gibi bayağı bir şey üretiyor. Evet. Tabii gecenin bir yarısı çektiğim için bir yandan uykum da geliyor benim. Doğal olarak anlayışıyor sevirsiniz. Alloy Smelter'a girecek olursak şunları yapmanın yanı sıra oy. Baya 3000 küsur respi varmış burada. Buradan göstermesek daha sağlıklı olabilir. Tamam, bu ilerleyen bölümlerde çok işimize yarayacak bir şey. Şimdi bana tin, 3 tin, 1 kapır ver. Evet, umarım yerde kalmaz. Normalde 3 tin 1 kapırdan 3 bronz elde ediyorduk değil mi? Dust ile elde ettiğimiz takdirde. Peki bakalım burada ne elde ediyoruz? 4. Evet. Ve benim bir yerden orada Mistrator'ı Dust ile yapabiliyor muyuz? Yok, illa Industrial Diamond için uğraşmak gerekecek. Aslında dur. Industrial Diamond'ı kasabilirim şu an sanki. Evet. Ne kadar coal dust'ım var benim? 20 coal dust. Evet, Industrial Diamond'a kasacağım. Elmas bulana kadar. Temiz denemedi. Kola. Sen de pişirdiğimizde tamam. Kola dönüşüyorsun. Tamam, hepiniz tamsınız. O zaman ben bu ne demek oluyor? Ben bölüm arası coal dust yapmaya uğraşacağım. Stealing it. Gel. Stealing. Ben de uyuyayım. O zaman size için teşekkürler. Köse tüküftüğünü günler. İyi eğlenceler. Ben de bölümümü kısa bir süremi şu kömür yataklarında geçireyim.